Herkese merhabalar. 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık videomuza hoş geldiniz. Sizinle beraber iki tane konumuz var. Sayma olasılık ve fonksiyonlar bunların hem tekrarını yapacağız hızlı ve kısa özetlerle beraber hem bunlarla ilgili hap bilgiler vereceğiz bu özetlerin içerisinde. Aynı zamanda açık uçlu ve klasik sorulardan oluşan yazılı programımızı çözeceğiz. Ve biliyorsunuz bu sene artık çok farklı bir seneye giriyoruz. Gerçekten de ilk defa Milliyetin Bakanı 10. sınıf 1. dönem 1. ortak yazılı konu soru dağılım tabloları ve örnek senaryolar, örnek sorular yayınladı ve biz de buna %100 uygun olacak şekilde kazanımlarla birebir örtüşen şekilde sınav provamızı hazırladık. Burada sıralama, seçme, aynı zamanda basit olayların olasılıkları, binom açılımı, aynı zamanda fonksiyon kavramı ve gösterimi konularından sorumluyuz ve buradaki senaryolara uygun bir dağılımla sizinle beraber bütün bu konuları tekrar edeceğiz. Burada bakıyoruz örnek sorularımız da zaten bize verildi teker teker ve bunların nelerin ne olduğunu çok net bir şekilde görerek artık sınavımıza hazırlanacağız diyoruz ve Tabii ki buradaki en büyük yardımcımız kampımız başladı. Yazılı kampımıza gün gün hangi gün hangi videonun olduğu hangi yazılıya hazırlık provamızın olduğu burada yazıyor. Aynı zamanda buradaki en büyük yardımcımız da yazılı notlarımız. Yazı notlarımızdaki bütün içerikler yine Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımlarına %100 uygun. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji bütün hepsi bunun içerisinde notlar şeklinde bulunuyor. Ve buradan çalışmayı ihmal etmeyin. Matematikteki sayfaları hemen söylemek gerekirse de matematikte sayfa 77'den başlıyoruz çalışmamıza 77'den başlayıp sayfa 98'e kadar lütfen tekrarlarımızı buradan yapalım. Aynı zamanda buna yepyeni bir özellik geldi. MEB ortak sınav denemeleri. Biliyorsunuz artık bu sene farklı bir seneye girdik. Artık yazılıların bir kısmı da il ilçe bazında ortak denemelerle pekiştirilecek. Dolayısıyla ortak sınavlarda e, belli kazanımlardan olacak. Ve bu kazanımların da olduğu bunlara uygun bir şekilde hazırladığımız ortak sınav denemelerine de bu kitaplardan artık ulaşabilirsiniz. Yani yazılı notlarımızda ortak sınav denemeleri var ama dijital kısmında var. Bu dijital dijital kısmına da aktive etmeyi hemen iki saniyede izleyelim intromuzda sonra dersimize başlayalım. Merhaba arkadaşlar bu videoda yazın notları kitabımızdan ve portak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazın notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet o zaman tekrar hoş geldiniz. Sayma ve olasılıkla başlıyoruz. Ardından fonksiyonlarda birazcık kısmı var. Yani az bir kısmı e, fonksiyonlar bu arada sınavımızın. Ve sizinle beraber bütün konuları bir hızlı bir özetini yapacağız. Ardından yazılı sorularımıza geçeceğiz. Gerçekten çok güzel sorular hazırladık sizin için. Ve bu sorularda sınavda çıkabilecek tarzda sorular diyoruz. Peki öncesinde şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yazı notlarımızdan lütfen çalışalım. Ortak sınav denemelerini çözelim. Aynı zamanda Dinamo Matematik Soru Bankası olan arkadaşlarımız için de... Burada buradaki mutlaka yazılıya hazırlık kısımlarını çözelim. Hemen söyleyeyim yazılıya hazırlık kısımları da burada. Bir kere ALFL testlerini de lütfen çözelim. Sayfa 83, 84, 85 ve 86 yazılıya hazırlık kısımlarını da lütfen çözelim diyorum buradan. Ve hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Bir kere ilk başta sayma olasılıkta saymanın İki tane kuralı var. Toplama yoluyla ve çarpma yoluyla bunları net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Üç soğuk, dört sıcak içecek. Arasından bir soğuk veya bir sıcak içecek. Kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Eğer biz toplama yoluyla saymak istiyorsak veya kelimesini kullanmak zorundayız. Onu da söylemek istiyorum. Burada demiş ki bir soğuk veya bir sıcak içecek demiş. Dolayısıyla ile dördü topluyoruz. Yedi farklı şekilde seçilebilir diyoruz. Peki çarpma yoluyla sayma dediğimiz şey ise şu. Üç soğuk, dört sıcak içecek varmış. Tamam. Bir soğuk ve bir sıcak içecek demiş. O zaman ve dediği zaman aslında çarpma yoluyla saymaya giriyor ve üç kere dört on iki farklı seçeneğimiz var diyoruz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi veya dediği zaman toplama, ve dediği zaman çarpmadır. Bize verdiği problemlerde buna çok dikkat ederim. Aynı zamanda faktöriyel kavramına baktığımız zaman da faktöriyel, en faktöriyel dediğimiz şey n çarpı n eksi 1 çarpı n 2 çarpı bu şekilde devam eder. Mesela 7 faktöriyel dediğimiz zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 3 2 1'dir. Aslında bunu bileceğiz. Peki 0 faktöriyelin 1 olduğunu n faktöriyelin ise aslında n çarpı n eksi 1 faktöriyel olduğunu mesela 7 faktöriyel. 7 çarpı 6 faktöriyeldir veya 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Bunları net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Zaten permütasyon ve kombinasyonu hep faktöriyelle yapacağız bundan sonra. Peki permütasyon dediğimiz şey ise sıralamadır. Sıralamayı yapabilmek için permütasyonu kullanırız. P harfiyle gösteririz ve parantez açıp N'in R'li permütasyonları şeklinde yazarız. N'in R'li sıralamaları. Mesela 5 adam 2 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? 5'in ikili permutasyonu diye söyleyebiliriz. Bu da şöyle yapılır. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Bunun kısa yoluysa kısa yolunu herkes bilsin lütfen. 5 faktöriyeli 2 defa açıyorsun. Normalde 5 faktöriyel nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir ya. 5 çarpı 4 yazıyorsun yetiyor. Ondan sonrasını yazmıyorsun. Çünkü aslında 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel yani 3 faktöriyel yazıyoruz. Bunun da çarpımı 5, 4, 3, 2, 1 bölü 3, 2, 1. Bunlar sadeleşiyor zaten. Dolayısıyla 5 çarpı 4 kalıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. O zaman kısa yolunu herkes bilsin lütfen. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 diyoruz. Ama 5'in ikili permütasyonu çok dikkat edelim sıralama. Yani 5 adam iki koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir diyoruz. Ayrıca şu kuralları bilelim. N'in n'li permütasyonu n faktöriyeldir. N'in sıfırlı permütasyonu 1'dir aslında cevabı. N'in birlisi de N'dir. Zaten bunları bu şekilde yaptığımız zaman mesela 5'in 5'li permütasyonu. 5'i 5 beş kere açıyorsun. O zaman 5 faktöriyeldi. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Veya 5'i 0 kere açıyorsun. Yani hiç açmıyorsun o zaman cevap 1'dir. 5'i 1 kere açıyorsun o zaman 5'tir diye yazabiliriz. Bunlar da kısa yoldaki örnekleri. Tekrarlı permütasyon çok çıkar. Tekrarlı permütasyonu çok seviyor. Milletin Bakanlığı'nın e, so örnek sorularına da çok vardı. En tane elemandan e, işte beş tanesi ortak, üç tanesi özdeş, dört tanesi özdeş diye söylediği zaman diyeceğiz ki... ...en faktöriyeli R1 faktöriyel, R2 faktöriyel, RK faktöriyel bileceğiz. Mesela örnek olarak hemen bir örnek. A, 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 B, B, C diye... Ee, bir e, dizilim var burada altı tane harf var altı tane harfle kaç farklı sıralama kaç farklı e, kelime grubu oluşturulabilir veya en bunların en popülerlerinden bir tanesi Marmara kelimesinin ...harfleriyle e, anlamlı anlamsız kaç farklı kelime oluşturulabilir? Kaç farklı kelime oluşturabilir Şu M ile şu M yer değiştirirse yine Marmara olacak. Dolayısıyla aynı kelime olacak. İşte burada şöyle yapıyorsun. Burada yedi tane var. Yedi faktöriyel bir kere. Yedi tane harf varsa yedi faktöriyel. Ama tekrarlıları buna bölmen gerekiyor. Bir iki tane M var. Dolayısıyla iki faktöriye bölüyorsun. Üç tane A var. Üç faktöriye bölüyorsun. Eee iki tane de R var. iki faktöriye daha biliyorsun. O zaman M'lerin tekrarına, R'lerin tekrarına ve A'ların tekrarına bölerek 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel yapıyoruz ve cevabımıza ulaşıyoruz. Aynı şey burada da. 6 faktöriyel 6 tane harf olduğu için 3 faktöriyel 3 tane A, 2 tane de B olduğu için 2 faktöriye biliyoruz. 1'i yazmıyoruz. Zaten 1 bir faktöriyel 1'dir. Bir de şöyle bir yol sorusu var mesela A'dan B'ye gidecek arkadaşımız kaç farklı yolla gidebilir en kısa yoldan en kısa yol burada önemli bir anahtar kelime en kısa yoldan gitmek isterse bu arkadaşımız bir kere şöyle yapıyoruz bir kere 3 tane sağ gitmeli bu adam buradan buraya gidecekse 3 tane sağ gitmeli 3 tane de yukarıya gitmeli pardon 3 tane de yukarı gitmeli 3 tane sağ 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 sağ. Ee, burası da yukarı yukarı yukarı. Dolayısıyla burada aslında tekrar eden yerler işte bu SSS ve YYY tekrar eden permütasyonun içine giriyor. Toplamda 6 adım atmalı bu adam A'dan B'ye gidebilmek için. İsterse böyle de gidebilir. Böyle de gidebilir. Böyle böyle de gidebilir. Böyle böyle yani bir sürü farklı yol var işte. Bunların tekrarlarını eliyoruz. 6 faktöriyeli aslında bölü 3 faktöriyel 3 tane sağ olduğu için 3 tane de yukarı olduğu için üç faktöriyeli bölüyoruz. Tekrarlı permütasyon gibi oluyor. Bununla ilgili örneklerimiz de var içeride. Çözeceğiz beraber. Geldik kombinasyon seçmeye. Mesela örnek olarak hemen şöyle söyleyeyim. 10 tane e, kravatım var. Bunun, bunların içerisinden iki tane kravat seçmek istiyorsun. 5 tane gömleğim var. Üç tane gömlek seçmek istiyorsun. O zaman yapman gereken şey kombinasyon. Seçme dediğimiz şey kombinasyonla yapılır ve C harfiyle gösterilir. Kombinasyon C harfiyle, permütasyonu da P harfiyle gösterilir de. Ve C parantez açıp N virgül R yazıyoruz. Ama kombinasyon için özel olarak tabii ki şöyle bir gösterim var. N R'li gösterimi. Mesela 5'in ikili kombinasyonu. 5'in ikili kombinasyonu. 5 tane gömleğin içerisinden 2 tane gömlek seçme olasılıkları kaç tanedir? Bunun da kısa yolu aslında aynı permütasyon gibi düşünüyoruz. 5 çarpı 4 yazıyoruz. Ardından bir de bunu 2 faktöriyele bölüyoruz. 2 çarpı 1 yazıyoruz ve bunun cevabının hemen tak diye 10 olduğunu bulabiliyoruz. Kombinasyon her zaman permütasyondan daha da küçüktür. Çünkü normalde permütasyon şurasıydı. Yani n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldi. Bir de bunu r faktöriyele daha bölüyoruz. O yüzden birazcık daha küçülüyor kombinasyondaki seçme seçeneklerimiz. Mesela burada c 10'un e, ikili kombinasyonu dersek ne yapıyoruz? 10 çarpı 9 yazıyoruz bölü 2 faktöriyel yani 2 çarpı 1. Veya işte şöyle yazarsak 7'nin e, üçlüsü dersek 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı bölü diyoruz. Ondan sonrasında çünkü 3 defa açtık 7'yi ardından da 3 faktöriyel biliyoruz. 3 çarpı 2 çarpı 1 ve burada da sadeleştirirsek taktuk 7 kere 5 35 çıkıyor karşımıza. Şöyle bir kural var kombinasyonu çok karşımıza çıkıyor. 7'nin üçlüsü aslında 7'nin dörtlüsüne eşittir aynı şeydir Burada da mesela 5'in ikilisi, 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne eşittir. Çünkü bu ikisi birbirini 5'e tamamlar. Bu ikisi birbirini 7'ye tamamlar. Yani üsttekine tamamlarsa alttaki iki tanesi birbirine eşit oluyor. Bu da çok çıkan bir e, aslında özellik ve bunu Pascal üçgeninde çok kullanacağız aslında. Pascal üçgeninde de birbirine simetriyi bu şekilde oluşturuyoruz diyoruz. Kombinasyonda enin enli kombinasyonu biridir, enin sıfırlı kombinasyonu biridir, enin birli kombinasyonda endir diye aklımızda tutabiliriz ama illa da ezberlememize gerek yok bunları teker teker yapıp da bulabiliriz ve aynı zamanda enin sıfırlı kombinasyonu, birli kombinasyonu, ikili, üçlü, dörtlü ...n'li kombinasyonunun toplamı aslında iki üzerine yani Alt küme sayısı ediyor bir kümenin. Bir kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri, bir elemanlı alt kümeleri, iki elemanlı alt kümeleri, en elemanlı alt kümelerinin toplamı kümenin bütün alt küme sayısı olan iki üzeri neyi veriyor? Bu da kümelerde kullandığımız bir özellik kombinasyonda diyoruz. Geometrinin alakası var dersek de şöyle doğru üçgen, dörtgen oluşturma soruları karşımıza geliyor. Eğer doğru oluşturma sorusu istiyorsak şöyle düşüneceğiz. Bana bir doğruyu oluşturabilmek için iki farklı nokta lazım. Bunların üzerinden geçen bir doğru çizebilirim. Bana bir üçgen oluşturabilmek için üç farklı doğrusal olmayan nokta lazım. Bak bir, iki, üç tane çizgiyle bunları üçgen haline getirebilirim. Eğer dörtgen oluşturmak istiyorsam bir, iki, üç, dört. Bak yine dört nokta lazım ama doğrusal olmayacak bu dört nokta herhangi üçü. Ve bak dörtgen oluşturabildim ama... Mutlaka mutlaka şuna dikkat etmem gerekiyor. Burada doğrusal noktalar olmamalı ki ben oluşturabileyim üçgen ve dörtgen. Doğru zaten iki tane nokta bana yetiyor doğru oluşturmak için. Peki bakalım. Mesela şöyle bir şekil var. Bir yuvarlak üzerinde e, dört tane nokta var. Burada kaç tane doğru oluşturulabilirlerse dört noktadan aslında e, dört noktadan. Mesela şu ikisini seçebilirim, 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 şu ikisini seçebilirim falan filan dördün ikili kombinasyonu şeklinde nokta oluş, doğru oluşturabilirim aslında burada oluşturulabilecek doğru sayısı peki burada kaç tane doğru oluşturabilirim üçün ikili kombinasyonu diyorum ama burada şuna dikkat ediyorum bu ikisiyle oluşturduğum doğruyla bu ikisiyle oluşturduğum doğru aynı olacak. Bu iki doğrular aynıdır. Dolayısıyla bu üçün ikili kombinasyonuyla hesaplanmayacak. Burada oluşturabilecek tek doğru var. Bu da budur aslında. Üç tane noktadan oluşan. Zaten bize bunu vermiş. İşte bunun ince ayarlarını hemen beraber bakalım. Burada şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki... 10 e, tane noktadan kaç tane doğru geçer? Onun ikili kombinasyonu. Tamam ama eğer bize noktaları şöyle verirse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesela şöyle bir şekilde verdi. Bu 6 tane noktadan kaç tane doğru geçer derse diyeceğiz ki toplamda bu 6 tane noktadan iki farklı kombinasyon yaratmamız gerekiyor. Dolayısıyla altının ikili kombinasyonu doğru oluşturmak için ama bu 3 tanesi zaten tek bir doğruya dönüşmüş. Dolayısıyla bundan 3'ün ikili kombinasyonunu yani burada bulduğum e, ...kombinasyonu çıkarmam gerekiyor. Bunlar olmamalı. Çünkü bunlar tek bir doğru şeklinde oluşturulmuş diyorum. Ve dolayısıyla bir de biri... ...yani buradaki doğruyu da eklemem gerekiyor içine. Bunun farklı yapılış yöntemleri var. İstersek buradan bir nokta... ...buradakilerden bir nokta seçebiliriz falan filan. Mesela üçgende aynı bu yöntemi kullanacağız. Burada ne demiştik? Üç tane noktamız vardı. Burada da bir, iki, üç, dört tane noktamız var. Buradaki geometrik noktalarla kaç tane üçgen oluşturulabilir derse bize eğer diyeceğiz ki bir kere 1 2 3 4 5 6 7 tane noktamız var. 7'nin üçlü kombinasyonu. Çünkü üçgen oluşturmak için 3 tane nokta seçmemiz gerekiyor. Ama bu 3 tane noktayı eğer ben 1 2 3'ü yan yana seçersem üçgen oluşmuyor. Biz bir doğru oluşuyor. Dolayısıyla eksi diyeceğim, eksi diyeceğim. Bunlardan seçilecek üçün içerisinden seçecek üç tane noktayı yani bu üçünü seçerse ki çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız kaç tane üçgen oluşturur aslında budur. Veya kaç tane dörtgen oluşturur deseydi burada yine yedinin dörtlüsü yapacağım. Çünkü yedi tane noktam var. Bu yedi tane noktadan dört noktayı seçmem gerekiyor. Ama bu yedi tane noktadan üç tanesi buradan gelirse aslında ne oluşuyor? Bu üç tanesini seçtim. Bir de bunu seçtim. Bir üçgen oluşuyor. Yani dörtgen oluşamıyor. İşte bunları çıkarmam gerekiyor. Eksi. Buradan üç tanesini seçtim. Üçün üçlüsü çarpı çarpı ve buradan da bir tane seçeceğim. Ve buradan bir tane dördün birlisi. İşte burada da ne yaptım? Dörtgen oluşturmak için bütün olasılıklardan, bütün seçme kombinasyonlarından bu üçünün ve buradan bir tanesinin seçildiği kombinasyonu çıkardım içerisinden. Bütün olasılıklardan istemediğim dörtgen oluşamayacak kısmı çıkardım. Geriye kalanlardan da dörtgen oluşturabiliyorum şeklinde hesaplamalar yapacağız. Bir de geldik binom açılımına. Binom açılımını anlayabilmek için Pascal üçgenini bilmemiz gerekiyor. Burada bir, bir, bir. Bu ikisinin toplamı Aşağıdaki ortadaki oluyor. Aynı zamanda yine bir bir şeklinde bütün kenarları bir olan bir üçgen gibi Pascal üçgeni. Bu şekilde böyle açılıyor. Ve 1 3 3 1 neden bu ikisinin toplamı 3 bu ikisinin toplamı 3 ardından 1 ile 3'ün toplamı 4 e 3 ile 3'ün toplamı 6 3 ile 1'in toplamı 4 şeklinde devam ediyorum 1 5 e 10 10 5 ve 1 şeklinde devam ediyor ondan sonra 1 6 e 15 20 15 6 ve 1 şeklinde devam ediyor çünkü bu ikisinin toplamı bu bu ikisinin toplamı bu bu ikisinin toplamı e bu bu ikisinin toplamı bu şeklinde ilerleyen bir üçgenden bahsediyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Bu aslında binom açılımının temelini oluşturuyor. Aynı zamanda bir kümenin alt kümelerinin açılımını oluşturuyor. Mesela iki elemanlı bir kümenin alt kümeleri boş küme kendisi ve iki elemanın ayrı ayrı yazıldığı iki tane kümedir. Veya üç elemanlı bir kümenin alt kümesi boş küme kendisi işte birer elemanlı alt kümeleri ikişer elemanlı alt kümeleri şeklinde dağılım gösterebiliyor. Dolayısıyla bu Pascal üçgeni birçok şeyi açıklamada kullanılıyor. Peki mesela x artı y'nin karesini binom açılımını yapacaksam ben şunu bilmem gerekiyor. x artı y'nin karesinde hemen şöyle yapalım e, siyah kalemimizi karesini alacaksam bir kere 3 tane farklı kat sayı yazmam gerekiyor. Bunlar da 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi. İşte bu 2'nin sıfırlısı aslında birdir. 2'nin birlisi 2'dir. 2'nin ikilisi de 1'dir. İşte bu 1, 2, 1 satırı aslında olduğu gibi buradan geliyor. Pascal üçgeninden geliyor. Veya mesela x artı y'nin burası x artı y'nin x artı y'nin dördüncü kuvveti. Dördüncü kuvvetinin açılımında katsayılar 1, 4, 6, 4 ve 1'dir. Dördüncü kuvvetinin açılımında 1, 2, 3, 4, 5 tane katsayı vardır ve bunların yanlarına x ve y'nin kuvvetleri yazılır. Peki x ve y'nin kuvvetleri nasıl yazılır? x'in azalan kuvvetleri şeklinde ilk başta x üzeri 4'ten başlar, x üzeri 3, ardından x üzeri 2, x üzeri 1 ve x üzeri 0 şeklinde yazılır. Ya zaten 1'dir o da. Ondan sonra y'nin artan kuvvetleri y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3 ve y üzeri 4 şeklinde yazılır ve bunların arasında da Toplama vardır diyoruz. İşte x artı y'nin dördüncü kuvvetinin açılımını tak diye Pascal üçgeninden yapabilirsiniz. Ama tabii biz sorularda kombinasyon kullanacağız. Kombinasyonu kullanmamız gerekiyor. Bu aslında beşin sıfırlı kombinasyonu, birli kombinasyonu, ikili kombinasyonu, üçlü kombinasyonu, e, dörtlü ve beşin beşli kombinasyonu şeklinde bir açılım var aslında. Bunu yaparken de şöyle bir kuralımız var. Eğer biz bir binom açılımı yapıyorsak, x artı y'nin N kuvvetinin açılımını yapıyorsak bir kere burada N artı bir tane terim vardır bir kere bileceğiz yani kuvveti neyse ondan bir fazla terim vardır ve aynı zamanda aynı zamanda eğer biz R artı birinci terimi arıyorsak yani mesela beşinci terimi dedi o zaman diyeceğim ki ben buraya N'in R'li kombinasyonu çarpı X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R diyeceğim yani bu ikisi birbirleriyle aynı oluyor. örnek hemen yazıyorum. X artı Y'nin 8. E, kuvveti diyelim. Bu ifadenin bu ifadenin 3. E, terimini söyler misin bana dedi bize. Diyeceğiz ki böyle nokta 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 artı 3. terimini soruyorsa bize bir kere 8'in e, ikili kombinasyonunu yapacağım. Çünkü çünkü her zaman 8'in sıfırlısından başlıyor. Sonra 8'in birlisi geliyor. Sonra 8'in ikilisi geliyor. Yani birinci terim 8'in sıfırlısı. İkinci terim 8'in birlisi. Üçüncü terim 8'in ikilisi. Dolayısıyla 8'in ikilisi olacak. Ve burada y'nin üzerinde y'nin üzerinde e, kaçıncı terim diyorsa onun bir eksi. Yani aynı buradaki 2 gibi y'nin karesi olacak. Ve ardından da x'in hangi kuvveti olacak dersek de x'in de bu ikisinin toplamı 8 olacağı şekilde 6. kuvveti olacak. O zaman 8'in ikili kombinasyonu X üzeri 6, Y üzeri 2. Bakalım bunlar hep birbirleri aynı. Bu ikisinin toplamı da 8 olmak zorunda. Bir tane daha soru. Bu çok önemli çünkü sınavda kesin gelecek. X, e, R eksi Y'nin, e, sallıyorum, e, 7. kuvvetinin, bu, bu açılımın e, 5. terimini soruyorum. 5. terim nedir diye soruyorum. Burada da hemen şöyle yapacağız. 5. terimini arıyorsak. Bir kere e, 7'nin 7'nin 4'lü kombinasyonunu yapacağız. Çünkü 0, 0, 1, 2, 3, 4. Yani 7'nin 0'lısı, 7'nin 1'lisi, 7'nin 2'si, 7'nin 3'lüsü, e, 7'nin 4'lüsü. 7'nin 4'lüsü çarpı x çarpı y diyelim. Üzerlerini boş bırakalım. E, bu sefer eksi y diyorum. Çünkü eksi demiş burada. Eksi y'nin. Şimdi burada 7'nin 4'lüsü değilsem buraya 4 yazmak zorundayım. Ve bu ikisinin üstlerinin toplamı da 7 olmak zorunda. O zaman buraya da 3 yazıyorum. O zaman neymiş? 7'nin dörtlüsü x küp çarpı eksi y'nin dördüncü kuvveti. Zaten eksi y'nin dördüncü kuvveti pozitif olacağı için... ...çünkü pozitife dönüştüğün çift kuvveti sonuçta pozitif çıkacaktır diyorum. Kat sayılar toplamını sorarsa bize x ve y yerine 1 verilir. Eğer sabit terimini sorarsa da binom açılımında... ...sabit terimini sorarsa x yerine ...ve y ye yerine sıfır verilir. Bunu da unutmayalım diyoruz. Geldik hemen sayma olasılıkta olasılık kavramına. Olasılıkta bir olayın olma olasılığını istiyorsak... ...istenilen durumu tüm durumların sayısına bölüyoruz aslında. Mesela e, bir torbada işte e, sarı, mavi, yeşil, kırmızı, mor... E ee, işte Pardon yeşil diyelim. E, bu da mavi olsun. Bu da mavi üç tane mavi iki tane yeşil e, bir tane kırmızı bir tane sarı top var diyelim. Bunların içerisinden seçilen bir topun mavi çıkma olasılığı ne de derse istediğimiz şey maviler 1, 2, 3,ört, 4 bölü tüm olasılık durumlar bir tane top seçiyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane durum var 4 bölü 8'dir mavi olma olasılığı mavi olma olasılığı. Eğer bize, mavi olmama olasılığı derse de bunun tersini düşüneceğiz. Yani yeşil, yeşil, sarı, kırmızı yani o da 4 bölü 8 çıkıyor. Peki yeşil olma olasılığı ne derse iki tane var 2 bölü 8'dir diyeceğiz. Yeşil olma olasılığı. Yeşil olmama olasılığı derse yeşil olmama olasılığı derse bunun dışındakiler ve bütün olasılıklar her zaman birdir unutmayalım. 1 eksi 2 bölü 8 yani 6 bölü 8'dir. Zaten buradan görebiliyoruz. Bunun dışındakiler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. 6 bölü 8'i buradan bulabiliriz. Bütün olabilecek yani bir şeyin olmasıyla olmaması olasılığı... ...bunun da tümleyeni demek aslında bu... Toplamı birdir. Bir dediğimiz şey öyle küçük bir sayıdadır. Yüzde yüzdür aslında. Yüz bölü yüz bir olduğu için yani bütün olasılıklar yüzde yüzdür. Mesela dört bölü sekiz yüzde elli olasılıktır. İki bölü sekiz işte yüzde yirmi beş olasılıktır. Bunları da yüz paydasına çevirirsek yüzde yirmi beş olduğunu bulabiliriz. Peki burada mesela bu yüzde yetmiş beş olasılıktır. Yüzde yetmiş beş de yirmi beşin toplamı yüzde yüzdür diye düşünebiliriz. Peki şöyle bir şey olursa eğer eğer Olasılıklar birbirleriyle kesişebiliyorsa, kesişebiliyorsa A'nın olasıyla B'nin olasılığını toplayıp kesişimini çıkartmamız gerekiyor diyoruz. Bunun gibi ayrı özel durumlarda sorularda gelebiliyor. Aynı zamanda ayrı olaylardı genellikle ayrı olaylar gelir bize. İkisini topladığımız zaman ikisinin de veyalı olma olasılığını buluyoruz. Yani e, bir topun, bir topun buradan seçecek bir topun. E, mavi, mavi veya, veya e, kırmızı olma olasılığı derse mavi olma olasılığı 4 bölü 8'di. Artı kırmızı olma olasılığı bir tane olduğu için 1 bölü 8, 5 bölü 8 diyeceğiz. Bunlar ayrık olaylar olduğu için ama. Bunların kesişimi yok çünkü. Bir top hem mavi hem kırmızı aynı anda olamaz. Buradan mesela ayrı kolaylarsa iki olasılığı toplayıp sonucu ulaşıyoruz. Eğer mavi veya kırmızı olmama olasılığı derse de bunu bulacağız. 1 eksi 5 bölü 8 yapacağız. O da 3 bölü 8 ediyor. Mavi veya kırmızı olmama olasılığı. Zaten mavi ve kırmızıları kapatınca 3 tane kalıyor. 3 bölü 8 şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi de geldik fonksiyonlar artık son konumuz bu da. Fonksiyonlarda şunu bilmemiz gerekiyor. Fonksiyonlar A'dan B kümesine tanımlanan bir özel bağıntılardır aslında. F harfiyle gösteriliyor ve şöyle düşünüyoruz. Fonksiyonlarda bir tanım kümesi vardır, bir değer kümesi vardır. Ama fonksiyonların aslında özelliği şudur. Öyle bir bağıntı yazacaksın ki tanım kümesinde hiç açıkta eleman kalmayacak ve yalnızca buradan bir eleman değişecek. Dolayısıyla şu, bunu şöyle özetleyebiliriz. Çocuklar ve anneleri. Her çocuğun bir annesi vardır. Mesela burada Ahmet olsun, Veli olsun. Hepsinin bir annesi vardır. İşte e, Zeynep, e, işte işte Melek, işte sallıyorum. Ahmet'in annesi Zeynep'tir mesela. E, Veli'nin annesi Melek'tir mesela. Ama aynı zamanda burada e, Mehmet ol şey olsa ne diyelim e, e, işte Yelda olsa Yelda'nın annesi de. Melek olabilir. İşte burada hiçbir zaman annesiz çocuk yok ve bir anne iki tane çocuğa da bakabilir, hiç sorun değil. Bu işte burası bizim için görüntü kümesidir. Görüntü kümesi dediğimiz şey şöyle hemen bir tane örnek yapayım. Burası A, burası B. Bir fonksiyon tanımlıyorum, f diyorum. Burada e, Ahmet, e, Mehmet, e, Veli e, diyelim. Burada da Zeynep. E, işte işte. ...Kevser... E, ...ondan sonra... ...Makbule diyelim... ...ve benzeri. Şimdi bak burada... ...bu bunun annesi diyelim. Bu bunun annesi diyelim. E, bu da bunun annesi diyelim. Bak ne oldu? Bütün elemanlar eşleşti mi? Evet eşleşti. Burada hiç açıkta eleman kalmadı. Ve her birisi sadece bir elemanla eşleşti. Yani bir tanesi... ...benim iki annem var diyemiyor. Ve dolayısıyla... ...burası bizim için görüntü kümesi oluyor. Z ve K görüntü kümesi oluyor. E, değer kümesi de... Aslında bu ZKM hepsi oluyor. Burada bir tane boşta eleman kaldı şeklinde yorumluyoruz. A'da eşleşmeyen eleman olamıyor diyoruz. A'daki eleman B'nin yalnız bir elemanıyla eşleşir dedik zaten. A kümesinden B kümesine B üzeri A tane fonksiyon tanımlanabiliyor. Demek ki buradan buraya fonksiyon tanımlarken buradan buraya fonksiyon tanımlarken B üzeri A yani 3'ün üç üzeri kadar 27 tane fonksiyon tanımlayabiliyoruz ayrı ayrı 27 fonksiyon yazabiliyoruz burada 3 burada 3 eleman olduğu için diyoruz peki geldik fonksiyon çeşitlerine değer kümesinde yani burada boşta eleman kalıyorsa içine fonksiyon mesela bu boşta eleman kaldığı için içine fonksiyon ama kalmıyorsa mesela burada bir tane de ee, c c'da olsa bunun annesi de ee, işte makbul olsa o zaman burada hiç boşta eleman kalmadı. Dolayısıyla bu örten fonksiyonu mesela buradaki bütün değer kümesi elemanları kapsadık örten fonksiyon diyoruz. Bunlar çok fazla gelmiyor ama esas gelenlere geldik şimdi. Her elemanın görüntüsü farklı ise de birebir fonksiyon olur diyoruz. Burada her elemanın görüntüsü farklı mı? Ha mesela burada birebir değil. Bak bu bununla bu da bununla dolayısıyla bu birebir değil mesela ama bazen şöyle oluyor üç tane eleman üç tane elemanla eşleşiyor dolayısıyla hem örten oluyor hem birebir oluyor bu hem örten hem birebir fonksiyondur diyebiliriz. peki geldik birim fonksiyona birim fonksiyon aslında içine ne yazarsan yaz kendisi çıkan bir fonksiyondur şimdi fonksiyon bir makina gibidir f makinenin içine bir şey atıyorsun mesela f fonksiyonu içine ...iki attım, sonuç iki çıkıyorsa... ...bu birim fonksiyondur, etkisiz fonksiyondur. Yani ikiyi iki yapıyor, hiçbir şey değiştirmiyor kardeşim. Etkisiz bir fonksiyon, birim fonksiyon. Sabit fonksiyon ise şudur. Bir şeyin içerisine... ...bir fonksiyonun içerisine iki atıyorsun... ...beş çıkıyor. Yedi atıyorsun, o da beş çıkıyor. Yüz atıyorsun, o da beş çıkıyor. Yani hep aynı şey çıkıyor. Sabit, bunun sonucu aynı. Bu fonksiyon, makinesi, içine ne girerse girsin... ...sonucu beş çıkartıyor. Buna sabit fonksiyon diyoruz. O yüzden C... E harfini kullanıyoruz. Genellikle constant demek İngilizce de oradan geliyor karşımıza. Peki sıfır fonksiyonuna baktığımız zaman içine ne atarsak atarım sonuç sıfır çıkıyor. Mesela f 8 atıyorum sıfır çıkıyor. F eksi 5 atıyorum yine sıfır çıkıyor. Yani ne yaparsak yapalım içine attığımız şey de şudur aslında. Ben bir f fonksiyonu yazarsam şöyle yazıyorum. F yazıyorum içine burayı burası içi aslında fonksiyon. Bunun içine attığım şey 7 mesela, eee 7'yi yazdığım zaman içine mesela buradan 8 çıkıyor. Buradaki görüntü de aslında şöyle gösteriliyor. Ben burada 7 yazdığım zaman 7 8 ile eşleşiyor demek aslında burada. Mesela e, bu f2 2 ile demek 2 2 ile eşleşiyor demek. Bunun mantığı da budur diyoruz. Bir de doğrusal fonksiyon var. O da çok önemli. Doğrusal fonksiyonda şunu bilmemiz gerekiyor. E fx eşittir ax artı b. Mesela fx eşittir 2x artı 5 diyelim mesela. Bu bir fonksiyonun e, formülüdür. Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını gösteren bir ifadedir bizim için. Eğer ben buraya 5 yazarsam veya 6 yazarsam, 6 yazarsam şu demek aslında. X yerine 6 yaz demek. Bak fx eşittir 2x artı 5 demişti ya bize. X yerine 6 yaz diyor burada. O zaman 2 x yazacağım ama 2 çarpı 6 artı 5 yazıyorum. Çünkü 2x demek 2 çarpı x demek aslında 2x. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla 2x artı 5'i yapabilmek için 2 çarpı 6 yani 12 artı 5 17 olduğunu buluyorum. Demek ki 6 17 ile eşleşen bir sonuçmuş. O zaman ben fonksiyonun içine 6 koyunca tak diye 17 diye dışarıya çıkıyor diyoruz. Bir de fonksiyonlarda işlemler var. Bunları da bilelim lütfen. Hatta şöyle hemen 2 saniye yapayım. Çok basit. Mesela f 5 eşittir e, pardon f x eşittir e, 2 x artı 5 diyelim. E, f e, pardon g fonksiyonu olsun bu sefer. G dediğimiz şeyde e, ee, x eşittir ee, x eksi 4 diyelim. Şimdi eğer bize mesela hemen bir örnek f 7 kaçtır derse diyeceğiz ki 2 çarpı 7 artı 5'tir diyeceğim. Mesela f 100 kaçtır derse 2 çarpı 100 artı 5'tir diyeceğim. Peki bize şöyle bir şey söylerse f artı g 5 nedir derse. Hayda diyeceğiz ki ya ne oluyor ya? F artı G 5. Bu şu demek aslında. F5 artı G5 demek aslında. Yani F5 artı G5'i soruyor bize. F5'i bulabilir miyim? Bulabilirim. 2 çarpı F5 nedir? 2 çarpı 5 artı 5'tir. G5'i bulabilir miyim? Bulabilirim. 5 eksi 4'tür. Çünkü buraya 5 yazarsam buraya da 5 yazacağım. 5 eksi 4'tür. Dolayısıyla bu ikisini toplamam gerekiyor. Ve sonuca ulaşıyorum. E 15 artı 1 eşittir 16'dır diyebiliriz. Veya bize şöyle bir şey sorarsa F çarpı 2G e, 100 diyelim mesela. Sonra 100 olsun hadi bakalım. F çarpı 2G 100 dedim. Ne demek bu aslında? F 100 F 100 çarpı 2G 100 demek aslında bu. Bunu yaparken de şöyle yapıyorum. F 100'ü bulmak istiyorum. F 100 kaçtı? 205 zaten buradan bulmuştum. 100 koyuyorum bunun yerine. Bunun yerine de 100 koyuyorum. 2 çarpı 100, 100, 200, 205. Bu 205'tir. Çarpı, çarpı 2 G100 kaçtır onu bulalım. G100 de buraya 100 yazdığınız 100 eksi 4, 96'dır. 96'dır. 2 çarpı 96'dır. Dikkat edelim. 2G demek 2 çarpı G demek. Dolayısıyla bunların hepsini çarpınca bunun sonucuna ulaşmış oluyorum. Çarpma, toplama, çıkarma hiç fark etmez. Sonuçta yaptığım işlem budur. Ama bunu dağıtmayı bilmemiz gerekiyor. Yani bize eğer dese ki 3F eksi 2G 1 derse demek ki bu aslında 3F1 Eksi 2G1 demektir. F1'i bulmayı da bilmemiz gerekiyor. Buraya 1 yazıyorsun. Burası da 1 yazıyorsun. Bu 2 çarpı 1 demek. Unutma. 2 çarpı 1 artı 5. 7 demek mesela bu. 2G1'de de G1'i bulmamı. Buraya 1 yazdığı zaman 1 eksi 4. E, eksi 3 oluyor. Burası da eksi 3 oluyor. O zaman diyeceğim ki 3 çarpı 7. 2 e, çarpı eksi 3. Sonrasında bunları birbirinden çıkartacağım şeklinde yorumlayabiliriz. Ve... Hadi bakalım o zaman şimdi artık sorularımıza başlıyoruz. Süper bir şekilde yazılı provamızda başlıyoruz. Biliyoruz ki bak örnek sorularımız elimizde var. Örnek sorularımıza uygun bir yazılı provası hazırladık sizin için. Ve içinde sayma ve olasılık aynı zamanda fonksiyonlar içeren sorular hazırladık. Senaryolara uygun örnek soruları da Milliyetin Bakanlığı bu sene ilk defa yayınladı. Buna uygun bir şekilde ilerliyoruz. Ve sizinle beraber... E, kamp programımızda belli zaten. Gün gün neler yapacağımız da belli. Bu programa uygun bir şekilde ilerliyoruz ve en büyük yardımcımız da tekrar söylüyorum yazılı notları. Yazılı notlarına MEB ortak sınav denemeleri de geldi. Her ders için edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji için ve bunu da aktive etmek için mutlaka kitabın arkasındaki kodu kazıyın. Bu QR'ın yanındaki böyle sırlı yüzeyi kazıdığınız zaman tırnağınızda buradan bir kod çıkıyor. Bunu da Tats uygulamasına girdiğiniz zaman bu kitabın bir de dijital versiyonu var. Dijital versiyonun içerisinde map ortak sınav denemeleri göreceksiniz. Kitabın içerisinde aktive ettikten sonra ve tak diye bunları da çözerseniz sınava ekstra bir hazırlık olacak diyorum. Ve aynı zamanda Dinamo Matematik Soru Bankası olan arkadaşlarımız da mutlaka 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 buradaki yazılıya hazırlık kısımları ve ALFL testlerini de çözsünler. Sayfa 83'ten başlayıp 86'ya kadar lütfen yapın arkadaşlar diyorum ve hadi bakalım o zaman sorularımıza başlıyoruz. Bir kafede müşteriler pasta, kahve ve soğuk çiçek çeşitlerinden seçim yapabilmektedir demiş. Bu seçimle ilgili aşağıdakiler bilmektedir demiş. Buna göre bu kafede kaç farklı pasta çeşidi vardır demiş bize. Şimdi diyor ki bize müşteriler bir pasta ve bir kahveyi 10 farklı şekilde seçebilmektedir ve dediğine göre seçim yaparken ve dediğine göre bir kere çarpma kuralını kullanacağız. Yani sayma yaparken çarpmayı kullanacağız burada. Pastayla kahvenin çarpımı onmuş. Bunu söylemiş. Tamam. Müşteriler bir pasta ve bir soğuk çiçekte on dört farklı şekilde ve demiş yine yine çarpma yapacağız. E, o zaman pasta ve soğuk çiçeğin çarpımı da on dörtmüş. Tamam ve bir kahve bir soğuk içeceği de 35 yine V demiş. O zaman kahve ve soğuk içeceği de 35 farklı seçenek varmış. Demek ki en fazla seçenek buradakilerden. Peki peki acaba çarpma yaparken böyle yapıyorsak bunlar kaç olabilir dersek bir kere 10 ve 14'ün ortak çarpanını bulmamız gerekiyor. P ikisinde de ortak. Burada da S ikisinde de ortak. Yani 14 ve 35'in ortak çarpanı. Benim aklıma hemen geldi zaten. Bu 7 olsa, bu 7 olsa, hop, bu 2 olsa, 2 kere 7, 14. Bu 2 olabilir, bu da 5 olabilir. Dolayısıyla 2 kere 7, 14, 2 kere 5, 10. E, bu da 7 kere 5, 35. Bu olabilir, başka bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Ya desek ki e, zaten 10'un çarpanları 1 ve 2 ve 5, başka bir şey yok zaten. Dolayısıyla bu mesela 10 olsa, 10, bu 1 olsa. Bu 10, ...bu bir olsa, bu bir... E, ...bu on dört olur. On dört, otuz beşin bir çarpanı değil. O zaman bu seçenek el, elendi bile. Dolayısıyla sadece tek bir seçeneğimiz var. İki beş, iki yedi, beş yedi. O zaman iki farklı çeşit pastamız varmış. Cevabımızın iki olduğunu... ...net bir şekilde söyleyebiliriz. Beş farklı çeşit kahvemiz varmış. Yedi farklı çeşitte ...soğuk içeceğimiz varmış diye söyleyebiliriz. Peki, adam bize şunu sorsaydı... ...müşteriler... ...bir pasta veya kahveyi kaç farklı şekilde seçebilir deseydi. Bir pasta ve kahveyi deseydi o zaman diyecektik ki pasta 2 veya dediği için toplama kuralını kullanıyoruz saymada kahvede 5 olduğu için 7 farklı çeşitte seçebilir diyecekti bunu da e, anlatmış olayım çünkü ve ve veya farkı çok zordur. Geldik hemen permütasyona permütasyonda da şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın P n artı 3 virgül3 demiş. Hemen P'nin kuralı neydi? P n virgül R eşittir n faktöriyel bölü n eksi R faktöriyeldi. Ama bunun kısa kuralını hemen atlayalım. P mesela 7'nin ikilisi derse bize 7 faktöriyeli. 7 faktöriyel normalde 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aslında. Burasıydı 7 faktöriyel. Bunu sadece 2 defa aç demekti. 7 ve 6. Yani sonuna kadar açma sadece iki tanesini aç. Aynı sonuç buradan da geliyor zaten. Dolayısıyla n artı 3'ü 3 üç defa açacağız. n artı 3 bilmiyoruz n artı 3 ama şöyle yapıyoruz. n artı 3 çarpı n artı 2 azaltarak gidiyoruz ya. n, n eksi 1, n eksi 2 diye gidiyoruz ya. n artı 3, n artı 2, n artı 1. Dolayısıyla 3 defa açmış olduk tamam görevini yerine getirdi. Burayı yapmış olduk. Eşittir demiş 35 çarpı. N artı 2'yi de bir defa aç demiş. O zaman o zaman sadece N artı 2 yazacağım. N artı 2 bir defa aç demek. E sadece N artı 2 yazmak demek. 2 deseydi burada N artı 2 çarpı N artı 1 olurdu unutmayalım. Tamam. Şimdi bundan sonrası çok basit. Bunlar sadeleşti zaten. Taktuk. N artı 3 çarpı N artı 1. 35 ise N kaçtır? 35 neyle neyin çarpımı? Hemen düşünelim. 7 kere 5 35. Bak bunların arasında iki fark var. O zaman bunun 5 bunun 7 olması gerekiyor diyebiliriz. E bu 5 bu 7 ise N'in buradan 4 olduğu ortaya çıkıyor ve bu durumda bize sorduğu zımbırtıyı artık çözebiliriz. Neydi bize sorduğu zımbırtı? Hemen P N artı 1 yani 4 artı 1 yani 5 virgül 2. 5 virgül 2'yi bulurken de permütasyonda 5 faktörü 2 defa aç. 5 çarpı 4 yazıyorum ve geçiyorum cevabımız 20 olduğunu buluyorum. Ha isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel diye de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aynı şey. Ee, ve bunun cevabı da 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü e, 5 pardon 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar zaten otomatik gidiyor. 5 kere 4 20 sonucumuza ulaşmış oluyoruz geldik. E, tekrarlı permütasyondan bir yol sorusuna. Demiş ki aşağıdaki bir şeyin birbirini dik kesen cadde ve sokakların krokisi verilmiştir. Buna göre A noktasından A noktasından yola çıkan bir kişi sadece sağ ve aşağı doğru hareket ederek B ve C noktalarına uğrayarak D noktasına kaç farklı şekilde gelebilir? Buraya uğrayacak, buraya uğrayacak ve D'ye gelecek. Ve sadece sağ ve aşağı gidiyor. Bir kere eee ...kaç farklı şekilde girebilir? Sadece sağ aşağı gidiyorsa bir kere... ...şöyle gidip B noktasına uğrayamaz. Bir kere aşağı inerse... ...o zaman tek bir seçeneği var. A'dan B'ye gidebilmek için... ...bir, iki, üç böyle gelecek. Tek bir yol seçeneği var. A'dan B'ye gelebilmek için başka bir seçenek yok. Aşağı itse buradan... ...sağdan, ondan sonra B'ye uğrayamaz. Gidemez. Veya işte böyle gitse, buradan aşağı gitse... ...bir daha artık B'ye uğrayamaz. O zaman tek bir seçenek burada olduğunu bileceğiz... Burada o zaman tek bir seçeneğimiz var diyoruz. Bir seçeneğimiz var. B'den C'ye gelirken de şöyle. Burada sağ ve aşağı bir, iki sağa gideceğiz. Bir, iki, üç tane de aşağı gideceğiz. Toplamda beş yol alacağız. Beş faktöriyel bölü. Bunun ikisi sağ tekrarlı permütasyondan. Üç tane de aşağı olduğu için 3 faktöriyel o zaman B'den C'ye gitmek için aslında 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 sağ olduğu için sağ sağ aşağı 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 3 tane de aşağı olduğu için bunlar tekrar eden permütasyon durumuna gel geldiği için tak diye cevabımız bu şekilde yapılıyor. Hemen yapalım 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyelim buna 2 e, faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bunlar sadeleşti zaten 5 k 4 20 bölü 2'den. 10 çıkar diyoruz. O zaman B'den C'ye 10 farklı yol varmış. Peki C'den D'ye kaç farklı yol var? Hemen onu da bulalım. Burada C'den D'ye 2 tane sağ ve aynı zamanda iki tane aşağı geleceğiz. O zaman dört yol gitmemiz gerekiyor C'den D'ye gidebilmek için. Dört faktöriyel bölü iki faktöriyel iki faktöriyel şeklinde yapıyorum. Çünkü iki sağ iki aşağıdan tekrarlı permütasyon. Dört üç 2, 1 bölü 2 çarpı 2 aslında bunlar sadeleşti. Işte, bunlar sadeleşti işte 2 kaldı 2 kere 3 6 farklı yol var diyoruz. O zaman bizim yapmak istediğimiz şey şu değil mi? Hemen şöyle yapalım. A'dan B'ye gitmek, B'den C'ye gitmek, C'den D'ye gitmek. A'dan B'ye gideceğiz ve 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 B'den C'ye gideceğiz ve C'den D'ye gideceğiz aslında. O zaman bu V'lerin manası şu. A'dan B'ye gitmek için tek farklı seçeneğim var. V dediğim için çarpı yapıyorum. B'den C'ye gitmek için 10 farklı seçeneğim var. V dediğim için çarpı yapıyorum. C'den D'ye gitmek için de 6 seçeneğim var. Yine çarpı yapıyorum. Çünkü A'dan B ve B'den C'ye gideceğim ve C'den D'ye gideceğim. Toplamda 60 farklı şekilde gidebilirim diyorum. Buradan tek, buradan 10 buradan da 6 seçenekten dolayı. Dikkat edelim, e, burada sadece sağ aşağı gittiğimiz için bunu bu şekilde de yapabilirdik. İşte o yüzden zaten tekrarlı permütasyona gidiyor. Bu şekilde de yapabilirdik gibi bu seçeneklerin hepsi 10 tane olduğunu ortaya çıkartıyor. Geldik. Kümesi veriliyor. Buna göre A kümesinin 5 elemanın alt kümesinin kaç tanesinde E ve F eleman olarak bulunur. MEB örnek yazılı sorusu benzeri. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın verdiği bize kitapçıkların içerisinde bunlar var. Bu örnek senaryoların içerisindeki örnek sorulardan. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın sorularından. Dolayısıyla bu sorulara çok dikkat edeceğiz. Küme seviliyor. A kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde demiş. Bir kere biz 5 elemanlı alt kümelerinin e, sayısını bulabilmek için ne yapıyorduk? Aslında şöyle düşündüm. Yani en basitinden, en temelinden düşündüm. 7 elemanlı bir küme 7'nin 5'li kombinasyonu yapıyorduk. 7 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt kümelerinin sayısını bulmak için. Alt küme unutmayalım. Kombinasyonla bulunur. Alt küme kombinasyon yani C 7'nin 5'lisi şeklinde yapıyorduk. Şimdi burada bize demiş ki E ve F Eleman olarak bulunur demiş. O zaman biz beş elemanlı bir alt küme oluşturmak istiyoruz. Böyle küme işareti. Bu alt kümelerin içerisinde zaten e, içinde mutlaka E ve F varmış. E ve F garanti var yerin önemi yok kümelerde biliyorsunuz. Hani bu E buraya yazılmış, başa yazılmış, sona yazılmış. Dolayısıyla permütasyona değil kombinasyonla çözülecek bir şey. Ben eğer mesela sana 1, 2, 3 diye bir şey yazsam bir de 3, 2, 3, 1 diye bir şey yazsam bunlar aynı kümedir. Dolayısıyla yerin önemi olmadığı için permütasyon değil kombinasyon kullanıyoruz alt kümelerde. Dolayısıyla E ve F kesim var. E ve F'yi attım e ve F kesim var. O zaman bizim yapmamız gereken, doldurmamız gereken bu beş elemanlı kümenin içerisinde üç tane yer var. Bu üç tane yeri de bu bir, iki, üç, dört, beş taneden seçerek koyacağım bu üç tane yere. O zaman beş tane elemanım var. Üç tane seçmem gerekiyor bunların içinde. Seçme, kombinasyon. Beşin üçlü kombinasyonu diyoruz. Beşin üçlü kombinasyonu ne yapıyorduk? Beş çarpı dört çarpı üç. Üç tane açıyorsun. Bölü 3 faktöriyel yapıyorsun. Dolayısıyla 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1 tak tak. Bunlar sağ, Bunlar işte 2 iki kaldı. 2 ile de bu sadeleşti işte 2 kaldı. 5 kere 2. 10 farklı şekilde seçilebilir diyorum. E ve F'nin eleman olarak bulundukları diyoruz. Yani burada mesela A B C gelir veya buradan A B G gelir veya buradan B C G gelir veya C G e, A gelir gibi böyle farklı farklı seçenekler olabilir diyoruz. Yeni sorumuza geldik. Aşağıdaki doğru üzerinde dört, çember yayı üzerinde beş farklı nokta bulunmaktadır demiş. Tamam zaten görüyoruz. Verilen bu noktadan herhangi üçü doğrusal değildir demiş. Tamam. Buna göre bu dokuz nokta kullanılarak en çok kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Peki. Şimdi bak burada beş nokta var. Burada dört nokta var. Bir kere bizim üçgen çizmemiz gerekiyor. Üçgen oluşturmamız gerekiyor. Bir kere üçgen oluştururken bunu iki farklı şekilde çözeceğiz. Birincisi şöyle çok basit düşünelim. Bu dokuz noktadan kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Dokuzun üçlü kombinasyonu. Çünkü dokuz noktadan üç nokta seçmem gerekiyor. Bir, iki, üç nokta seçersem bunları birleştirip tak diye üçgen oluşturabiliyorum. Peki ama şöyle bir nokta var burada. Dikkat edelim. Bu üç noktayı seçersem üçgen oluşmaz mesela. Çünkü bir doğrusal bunlar. Veya bu üç noktayı seçersem bu da doğrusu üçgen oluşmaz. Veya bu üç noktayı seçersem oluşmaz. Demek ki bu dört noktanın içerisinden üç nokta seçersem üçgen oluşmuyor. Bütün olabilecek durumlardan bu olamayacak durumu çıkardığım zaman aslında kaç farklı üçgen çizilebilir bulmuş oluyorum. Bunun cevabı da 9'un e, üçlü kombinasyonu 9, 8, 7 bölü 3, 2 ve bunları sadeleştirdiğiniz zaman 3, bunu sadeleştirdiğiniz zaman 4, 12 çarpı 7 84 çıkıyor. Peki eksi diyorum sonrasında 4'ün üçlü kombinasyonu zaten 4'tür ve cevabımızın 80 farklı üçgen çizilebilir olduğunu söyleyebiliriz. 80. Peki farklı bir yöntem var mı? Evet var. İkinci yöntem de şu. Biz üçgeni oluştururken buradan iki tane nokta seçip buradan bir tane nokta seçebiliriz. Veya buradan iki tane seçip buradan bir tane nokta seçebiliriz. Ne demek bu? Mesela şöyle bir üçgen oluşturabilirim hatta şöyle yapayım. Şuradan iki nokta seçiyorum, şu. Bir de buradan bir nokta seçtim. Böyle oluşturabilirim. Veya veya şöyle yapabilirim. Buradan iki tane nokta seçiyorum. Buradan iki nokta seçtim. Hop. Sonra bu noktayla birleştirdim. Buradan bir nokta seçebilirim. Yani burada farklı seçenekler çıkıyor karşımıza. Bu doğrunun üzerinden iki tane seçiyorum çarpı V V yani buradan iki tane ve buradan bir tane seçmem gerekiyor. V dediğim için çarpma yapıyoruz. Buradan da bir tane bir iki üç dört beş tanenin içerisinden de bir tane seçiyorum. Veya veya buradan iki tane seçerim. Yani beşten iki tane seçerim ve buradan bir tane seçerim. Dörtten bir tane seçerim şeklinde iki farklı çözüm metodu vardır. İkisi de aynı şeyi aynı kapıya çıkar. Hemen yapalım. Dördün ikilisi dört çarpı üç ...bölü 2. Yani cevabımız... ...4 kere 3, 12 bölü 2, 6. Peki, 6 çarpı... ...5'in birlisi 5'tir zaten. Ee, ardından... ...5'in ikilisi 10'dur. 4'ün birlisi 4'tür. Bunları topladığımız zaman... ...30 artı... 40'tan 70 çıkar. Neyi unuttuk peki? Buradaki... ...3 taneyi seçmeyi unuttuk. Demek ki bir de şuradan 3 tane... Seçemeyiz. ...buradan 3 tane seçemeyiz. Dikkat edin. Çünkü buradan 3 tane seçersek... ...aynı burada yaptığımız gibi bir üçgen oluşmaz. Şu üç tanesi bir üçgen oluşturmaz. Veya şu üç tanesi oluşturmaz. Ama bu üç tanesi yani şöyle göstereyim onu da. Bir, iki, mesela üç. Şu şekilde de bir üçgen oluşturabiliriz. Dolayısıyla bu beşin içinden de üç tane seçebiliriz. Ve son durumda beşin üçlüsü de on olduğu için toplam seksen tane... Toplam 80 tane seçeneği ikisinde de aynı e, şekilde buluyoruz ama farklı yöntemlerle diyoruz. Demek ki e, birinci yöntemimiz bütün olabileceklerden aslında şu doğrusalların oluşturduğu e, seçeneği çıkarmak veya buradan iki buradan bir, buradan iki buradan bir veya buradan üç tane şeklinde üç farklı seçenekle düşünmek tabii en kolayı daha rahatı budur diyoruz. Geldik aşağıdaki birim kareli zeminde dört tane kare sarıya boyanmıştır demiş. Tamam. Boyanmamış birim kareden bir tanesi rastgele maviye boyanacaktır. Buna göre maviye boyanan karenin sarı boyalı karelerle ortak kenarının olmama olasılığını soruyor bize. Kaçtır demiş. Ha, şimdi mesela bir örnek ne yapabiliriz? Mesela şunu maviye boyasam gerçekten de sarıyla ...hiçbir ortak kenarı olmaz. Veya şunu maviye boyasam... ...sarıyla hiçbir ortak kenarı olmaz. Veya... E, ...bunu boyasam olur. Olmaz. yani O yüzden bunu seçemem. Bunu maviye boyasam sarıyla... ...hiçbir ortak kenarı olmaz. Sadece köşeler... ...ortak olur ama kenar demiş burada. Dolayısıyla bunu da boyayabilirim. Devam ediyorum. E, bunu da boyayabilirim. Bunu da boyayabilirim. Hiçbir ortak... ...kenarı yok sarılarla. Burada ol olmaz çünkü burayla ortak burada olmaz burası olabilir devam ediyorum burası olabilir hiçbir ortak genel olmaz ama burayı boyayamam mesela burayı boyarsam bununla ortak genel olur burayı boyarsam bununla ortak genel olur buraya boyarsam bununla buraya boyarsam bununla buraya boyarsam bununla Burayı boyarsam bununla, burayı boyarsam bununla. Dolayısıyla burası bununla, burası bununla, burası bununla, burası bununla şeklinde. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane, 8 tane olmama yani yan yana ortak yana olmama olasılığı var. Bölü tüm olasılıklar nedir? Ben burada kaç tane maviye boyayabilirdim ki? 1, 2, 3, 4, 5 zaten bunlar sarıydı. 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 8/20'de bütün olasılıklar 20'dir diyoruz ve sadeleştirdiğim zaman 4/10 2/5 şeklinde olasılığı buluruz. İstersek de bunu %40 şeklinde de yazabiliriz diyoruz. Ama bize olmama olasılığı demiş burada. Olma olasılığı deseydi o zaman ne yapmam gerekiyordu? Şu pembişleri 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olurdu. 12 tane vardı. 12 bölü 20 tane olduğu için 12 bölü 20. Birden ben eğer 12 bölü 20'yi çıkarsaydım yine 8 bölü 20 aynı sonucu olacaktım. Yani bütün olasılıklardan ortak kenarı olma olasılığını çıkarsaydım yine olmama olasılığını bulacaktım. Yani tersini bulacaktım. Unutmayalım bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı her zaman birdir. O yüzden birden çıkarma kuralı da kullanılabilir. Bu soruyu çözerken. Geldik. Pascal üçgeninde 7 sayının bulunduğu satırdaki ortadaki sayı ile soldan ikinci sayının toplamı bulunuyor. demiş. Hemen Pascal üçgenini oluşturun diyor bize aslında burada. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Ne yapıyoruz? Bu ikisini topluyoruz. Ortaya yazıyoruz. Böyle böyle. 1, 3, 3, 1 diyorum. Bu ikisini toplayıp ortaya yazıyoruz. 1, 4, 4. 6, 4, 1 yazıyorum. 1, 5, 10. Bu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı 10, bu ikisinin toplamı 5, 1 diyorum. 1, bu ikisinin toplamı 6, bu ikisinin toplamı 15, bu ikisinin toplamı 20, bu ikisinin toplamı 15, bu ikisinin toplamı 6, 1 diyorum. Devam ediyorum. 1, 7, 21, 35, 35, e, 21, 7, 1 şeklinde yazıyorum. Şimdi bir de diyor ki 7 sayının bulunduğu burada bir sayı var burada iki, sat, e, iki sayı var biz, bu satırda burada üç burada dört burada beş burada altı burada yedi sayı var diyoruz burada yedi sayının bulunduğu e, satırdaki ortadaki sayı hmm. şimdi bu 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 tam ortadaki sayı bu soldan ikinci sayı soldan ikinci sayı da bu bu ikisinin toplamı 20 artı 6, 26. Bu kadar basit bir soru sormuşlar. MEP örnek yazılı sorularında bu Milletin Bakanlığı'nın verdiği soruların içerisine geçen bir soruydu. Dolayısıyla bu şekilde çözebiliriz. Ama istersek 7 sayının bulunduğu satırı şöyle çözebiliriz. İkinci bir yöntemse şu. Deriz ki x artı y'nin 6. kuvvetinde 7 tane e, katsayı vardı. Çünkü 6. kuvvetin 7 tane terim vardı. İşte burada burada aslında bize ortadaki ile yani şunu söylüyor. 6'nın üçlü kombinasyonunun x üzeri 3, y üzeri 3 ile buradaki sayıyla bir de baştan soldan ikinci sayı yani 6'nın sıfırlısı değil de birli kombinasyonunun x, y, y üzeri 1, x üzeri 5. kuvvetinin aslında bu terimlerin Kat sayılarının yani altının 3'ü altının birlisi soruyor. Altının 3'ü ve altının birlisinin toplamını soruyor bize aslında. Bu da aynı şekilde 20 artı 6'dan e, 26 sonucuna ulaştırır bizi diyoruz. Geldik ifadesin açılımıyla ile ilgili. Aşağıdaki soruları cevaplayın izlemiş. X artı 2Y'nin 8 kuvveti. Binom açılımı bu. Açılımının terim sayısı kaçtır? Bir kere buradaki kuvvet neyse onun bir fazlası sek terim sayısıdır. Dolayısıyla 9 terimlidir diyebiliriz buna. Açılımın sabit terimi ve katsayılar toplamı olduğunu demiş. Sabit terim için X ve Y yerine sıfır. katsayılar toplamı için X ve Y yerine de 1 vermemiz gerekiyordu. Sabit terim o zaman sıfır artı sıfırın e, sekizinci kuvveti sıfırdır. Sabit terim sıfırdır. Sıfırın sekizinci kuvveti sıfırdır. Geldik kat sayılar toplamı bulmak için de bir veriyoruz. Bir artı iki kere bir ikidir. Çünkü burası bir iki çarpı y demek. İki kere bir ikidir. Bir artı ikinin sekizinci kuvveti yani üçün sekizinci kuvvetidir. E, kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı dediğimiz ifade diyoruz. X'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan ikinci terimi nedir demiş bize. Bir kere bunun terimlerini hemen açayım desem ben şöyle açarım. 8'in sıfırlı kombinasyonu çarpı x çarpı 2y'nin kuvvetlerini alacağım. 2y'nin bir kere burası sıfırsa burası sıfır. 8'in de 8. kuvvetinden başlıyorum. Artı devam ediyorum. 8'in birli kombinasyonu. Ondan sonra x üzeri 7. x'in azalan kuvvetleri çarpı 2y'nin birinci kuvveti artı 8'in ikili kombinasyonu devam ediyorum. Ardından x ve 2y'nin kuvvetleri burası 2 ise burası da 2'dir. Burası da bu ikisinin toplamı 8 olabilmesi için 6'dır. Artı böyle böyle devam eder. Şimdi bize diyor ki x'in azalan kuvvetleri için baştan ikinci terim nedir diyor. Yani bizim yapmamız gereken şey birinci terim 8'in sıfırlısı ile başlıyordu. İkinci terim 8'in birlisi ile olması gerekiyor. O zaman şuradan başlayacağız. 8'in birlisi çarpı x'in ve 2y'nin kuvvetleri ya burada ne yazdıysa buna bakmıyoruz. Burada ne yazdıysa birinci kuvveti bunu yazıyoruz. Ve buraya da buraya da bu ikisinin toplamının 8 olabilmesi için 7 yazıyoruz. Yani 8'in birli kombinasyonu çarpı x üzeri 7 çarpı 2y yazıyorum. Bunu düzeltsek 8 olur. 8'in birli kombinasyonu 8'dir x üzeri 7 çarpı 2y. Düzenlemek çok daha mantıklı. 8 kere 2 16 x üzeri 7 y şeklinde düşünebiliriz c seçeneğimizi. Ortanca terimi nedir demiş. Gerçekten de bu birazcık daha karışık. Ortanca terimde şöyle düşünelim. 8'in sıfırlısından başlıyoruz. 8'in 8'isine kadar gidiyoruz terimlerde bu 1 bu da 1 zaten. Sonra 8'in 1'lisi, 8'in 2'lisi, 8'in 3'üsü, 8'in 4'lüsü, 8'in 5'lisi, 8'in 6'lısı, 8'in 7'lisi ve 8'in 8'lisi. Ortanca terimde birer tane gitti, bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Ortanca terim 8'in 4'lüsü oluyor. O zaman 8'in 4'lüsü çarpı x 2y'nin kuvvetlerine bakıyorum. Şimdi 2 bir kere burada ne yazdıysa bu kuvvetini yazmam gerekiyor. Bu ikisinin toplamı da üstlerinin toplamı da 8 etmesi gerekiyor. O zaman burada da 4 oluyor. Bunu düzenlersek eğer 8'in dörtlü kombinasyonu hemen 2 saniye şunu yapalım bir yerde. 8, 7, 6, 5 bölü 4 defa açtım. 4, 3, 2, 1. Şimdi e, şöyle 4 kere 2, 8 bununla sadeleşir. 3, e, 6 ile sadeleşir 2. 2 kere 5, 10. 70. 70 ee, ve 70'i yazdıktan sonra x üzeri 4, 2y'nin dördüncü kuvveti de 2 üzeri 4, 16, 16 y üzeri 4 eder. Bunları çarptığım zamansa 70, 16 ile çarpılırsa hemen yapalım. 700, 6 7, 42, 1000 120 1120 x üzeri 4 y üzeri 4 şeklinde sonuca ulaşmış oluruz. Ortanca terimde D seçeneğimizin sonucu da budur. Bu C seçeneğimizin sonucuydu diye sö söyleyebiliriz. Ve geldik fonksiyonlar sorularımıza. Burada yazmış fonksiyonun tanımı R re, e, reel sayılardan reel sayılara giden bir fonksiyon tanımlamış ve e, ...fx artı 1 eşittir 3x eksi 1 artı fx artı 2 şeklinde bir şey vermiş bize. Of çok karışık gözüküyor. Eşitliği veriliyor demiş. F7 eşittir 10 olduğuna göre f3 kaçtır diye soruyor bize. Bir kere f7'yi 10 vermiş. E, f3 kaçtır diye soruyor. Bize f3'ü bulmak istiyoruz bir kere. F3 diyelim. Şimdi f3'ü bulabilmek için bir kere... X'in yerine ne koymam gerekiyor diye düşününce 2 koymam gerekiyor. O zaman 2 artı 1 ne olur? 3 olur. Dolayısıyla F3'ü bulmuş olurum. X yerine 2 koyarsam burada 2 koymam gerekiyor. Burada 2 koymam gerekiyor. 3 kere 2 6 eksi 1 artı e, F 2 artı 2 4. Yani F 4 çıkıyor. Tamam bunu yazdık. O zaman neymiş F3? F3 eşittir 5 artı F4'müş. Allah Allah şimdi ben benden F7'yi vermiş bize. Şimdi nasıl yapacağız nasıl yapacağız diyorum ki o zaman şöyle yapalım. Bir tane daha deneyelim. Mesela buraya 3 koysak o zaman ne olur? F4'ü bulmamız gerekiyor ya F3'ü bulmak için F4'ü bulmamız gerekiyor. O zaman F4'ü bulabilmek için de F4 diyorum buraya 3 koyuyorum. Burası da 3 koymam gerekiyor buraya da 3 koymam gerekiyor. F4 eşittir e, X artı 1 yani 3 artı 1 4 eşittir. E, 3 kere 3, 9. Eksi 1, 8. Artı 3 artı 2, F5 çıkıyor karşımıza. Hayda. Şimdi, şimdi F3'ü bulmak için F4'ü bulmalıyım. Ama şimdi F4'ü baktım. Onu bulmak için de F5'i bulmalıyım. Hayda. O zaman bir tane daha deniyorum. F5'i bulmak için de diyorum ki buraya bir kere 4 koymam gerekiyor. 4 koyduğum zaman hatta şu evet 4 koyduğum zaman f 5 oluyor burası. Eşittir x yerine 4 koyduğunuz zaman 4 kere 3 12 eksi 1 11 artı f e, 4 koyduğunuz zaman 4 artı 2 6 oluyor. F 6 çıktı. Allah Allah ya F5'i bulmak için de F6'yı bulmam gerekiyor. Ya bak nereden başladık buna? F3'ü arıyordum ben. F3'ü bulmak için de F4'ü bulmam gerekiyor. Olduğunu anladım. Sonra F4'ü yazdım. F5'i bulmam gerektiğini anladım. Sonra F5 yazdım. F6'yı bulmam gerektiğini aldım. Bitmiyor yahu. O zaman diyorum ki bu sefer F6'yı bulmalıyım ya. F6'yı bulabilmek için buraya 5 yazmam gerekiyor. Buraya da 5 yazmam gerekiyor. Buraya da 5 yazmam gerekiyor. F6 eşittir. 6 5 kere 3 15. 15 eksi 1 14. Artı F 5 artı 2 7. Oh be bak bunu bana vermişti. F7 eşittir 10. İşte o zaman artık bunu buldum. Bu 10 seher. Tak. Burası 24. Bu 24 seher. Burası 35. Burası 35 seher. Burası 43. Burası 43 seher. Burası 48 tak diye bulmuş olduk diyoruz. Tabii ki bunun farklı bir yapılış yöntemi de var. Buna merdiven fonksiyonları deniyoruz. Bize F3'ü sormuştu. 48'i bulduk ama şöyle de yapılabilir bu. Bunu yazdıktan sonra böyle alt alta topluyorsun. Alt alta topladığın zaman F3, F4, F5, F6'nın toplamı. F4, F5, F6, F7'nin toplamı. Yani şöyle oluyor. F3 artı F4 artı F5 artı F6 birazcık karışık şey gibi NASA gibi oldu eşittir. Bunların toplamı bunların toplamı da kaç eder? 13 24 e, 24 38 38 etti. 38 artı F4 artı F5 artı F6 artı F7 ediyor. Şimdi Bunlar zaten aynı. Şu. 4 F4 F5 F6. F4 F5 F6 hepsini sildim. Ee, burası zaten bize vermiş F7 10 demiş. 10 38'i toplayınca bunu buluyoruz. Yani 48 olduğunu oradan da bulmuş olduk. Bu şekilde de teker teker zaten bunu ulaştıktan sonra tak 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 48'e kadar gidebiliyoruz diyoruz. Demek ki yerine koymayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Fonksiyonların temel mantığı buraya F mesela bize deseydi ki ya kardeşim F 2x artı e, işte e, 5 deseydi 2x artı 5 eşittir x eksi 3 deseydi bak bu çok önemli bir bir soru hazırlayalım 2 saniyede bu çok önemli. Mesela bize deseydi bunu verseydi bize F e, şey sorsaydı e, 11'i sorsaydı hayda ne yapacağız ya burada şimdi burada F 11'i sormuş bize ne yapacağız burada? Mantık şu. Ben bu içerisinin 11 olmasını istiyorum. Bu içerisi 11 olması için ben x yerine kaç yazabilirim? 3 yazabilirim mesela. 3 kere 2 6 artı 5 11. Demek ki x yerine 3 yazmam gerekiyor. Burada x yerine 3 yazarsam ne olur? 3 eksi 3'ten 0 olur. Demek ki F11'in 0 olduğuna ulaşabiliyorum. Ya bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Hep gördüğümüzü yerine yerleştirip copy paste gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani burayı 11 yapmak için ne yapmam gerekiyor ee, diye düşüneceğiz. Geldik hemen yepyeni bir sorumuza. Ee, F demiş, G demiş. iki tane fonksiyon şeklinde tanımlamış. F artı G 2 kaçtır demiş bize. Bunu nasıl yapıyorduk hemen? F 2 artı G2 diye açabiliyorduk F artı G2'yi. Bunu yaparken de F2'yi bulmak için X yerine 2 koyuyorum. 2'nin karesi 4 artı 1 5 artı e, G yerine 2 koyuyorum. E, g X yerine 2 koyuyorum. 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 2. O zaman 4 çıkıyor. Burası da cevabımızın 9 olduğunu ulaşabiliriz. Şimdi geldik diğer sorumuza. F çarpı G1'i sormuş. F1 çarpı g 1 demek aslında bu. f 1'i bulabilmek için x yerine 1 koyuyorum. 1'in karesi 1 artı 1, 2. artı g 1'i bulabilmek için de e, x yerine 1 koyuyorum, 1'in karesi 1 eksi 1, 0 artı 2, 2 eşittir 4 olduğuna ulaşmış olduk. Şimdi en kılına geldik. 3 f eksi 2 g eksi 1 demiş. 3, f eksi 1. Bu 3 f demek 3 çarpı f eksi 1 demek aslında eksi, 2 G eksi 1. Bu da 2 çarpı G eksi 1 demek aslında. Şimdi bunu yapmamızı istiyor. Kıl bir şey biliyorum. Şimdi F eksi 1'i bulmamız ve G eksi 1'i bulmamız. Sonra bunu 3 ile bunu 2 ile çarpıp birbirinden çıkarmamız gerekiyor. F eksi 1'i bulalım bakalım. Bir kere F x bu ise eğer F eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 1'in karesi artı 1'dir. Bak ne yaptım? X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Karesini de koydum yerine. Eksi 1'in karesi 1'dir. 1 bir artı 1'den 2'dir bu. G eksi 1 bulmak için ne yapıyorum? G eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi eksi 1. Çok dikkat edelim işlem hatası yapıyoruz. Bak burada eksi var. Bu x eksi 1 olduğu için kendi parantez içinde, parantezine yazdım. Artı 2 diyorum eşittir. Eksi 1'in karesi 1'dir. Bu 2 ek, eksi artı yapar. 1 artı 1 2'dir. 2 artı 2 de 4'tür. Hmm. O zaman bunun 2 olduğunu, bunun da 4 olduğunu buldum. Bunu üçle çarpmam gerekiyor. Bunu da ikiyle çarpmam gerekiyor. Ve birbirinden çıkarmam gerekiyor. Üç kere iki altı eksi sekizden eksi iki sonucumuza ulaşmış olduk. Yerine koyma sorumuzda yapmış olduk. Şimdi geldik ortak sınav denemeleri sorularımızdan bir tanesine. Üç yani artık test sorularımız bunlar da ortak sınav denemelerinde tekrar hatırlatayım yazılı notlarında MEB ortak sınav denemelerini dijital versiyonuna yükledik. Kitabınızı aktive ettiğiniz zaman buradaki sınav denemelerine ulaşabilirsiniz. İl ilçe bazında yapılacak sınavlar e, için şimdiden çalışmak gerekiyor ve bunda test soruları da yapacağız bu sene. Üç farklı matematik, iki farklı Türkçe, üç farklı fizik kitabı yan yana bir rafa dizilecektir. Tamam. Buna göre herhangi iki matematik kitabı arasında sadece bir Türkçe kitabı olması şartıyla kaç farklı diziliş yapılabilir demiş. Hmm. Şimdi normalde bize deseydi ki burada 5, 8 tane kitap var. 8 tane kitabı bir rafa diz deseydi bize çok basit bir şekilde 8'in e, 8'li e, permütasyon diye yapardım. Yani 8 faktöriyel olurdu. 8 faktöriyel. E, bizim aslında bir e, rafa 8 tane kitabı dizme şeyimiz. 8 tane yerimiz var ve 8 tane kitabı çiziyoruz. Tamam. Ama demiş ki burada bir koşul vermiş. Herhangi iki matematik kitabı arasında sadece bir Türkçe kitabı olması şartıyla. Demek ki bir matematik kitabı, e, bir tane daha matematik kitabı, bir tane daha üç tane matematik kitabı vardı. Türkçe kitapta da iki tane olduğu için buraya Türkçe, buraya Türkçe gelmek zorunda. Ve bu bir bütün olmak zorunda. Çünkü iki matematik kitabın arasında bir Türkçe gelecekse bundan başka seçenek yok. Ve diğerleri de fizik kitapları olacak. Fizik kitapları da üç tane de, üç tane... Fizik kitabı da burada varmış. Tam dışarıda varmış. Şimdi burada aslında kaç tane kitabı diziyorum, kaç tane kitabı yerleştiriyorum diye bakacağız olaya. Sekiz tane kitap. Ama bunlardan üç tanesi ayrı kendi başına takılıyorken bunlar bir grup halinde olmak zorunda. İşte bu gruplaştırdıklarımızı tek bir kitap gibi düşünelim. Burada üç tane kitap var. Toplamda o zaman benim dizmem gereken ...dört tane kitap var ve bu dört kitabı bir rafa... ...dört faktöriyel şekilde dizebilirim. Çünkü nasıl? E, bu Mesela dört tane yerim olsa... ...burada, e, buraya... E, ...dört tane, buraya üç tane koyabilirim. Çünkü bir tanesini buraya koymuştum artık. Buraya iki tane, buraya bir tane, dört faktöriyel çıkıyor. Peki. Sonra diyor ki bize... ...bunlar da aslında kendi aralarında yer değiştiriyor. Bunlar tek bir kitap değil ki. Bunlar tek bir kitap değil. Bak, bu matematikler kendi aralarında yer değiştirebilirler. Çünkü... İki matematik arasında bir Türkçe gelecek ya... ...bunlar yer değiştirmesinde mahsur yok. Ama şu ikisi yer değiştiremez mesela. Çünkü Türkçe mutlaka arada olmalı. Dolayısıyla bu üç tane matematik kendi aralarında... ...kaç farklı şekilde yer değiştirebilirler? Üç faktöriyel şeklinde yer değiştirebilirler. Bir, iki, üç yerimiz var. E, üç faktöriyel şeklinde yer değiştirebilirler. Peki eğer biz... Türkçeleri de yer değiştirebiliriz. Türkçeleri yer değiştirmek istesek burada iki farklı seçenek ol, olduğu için iki faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Demek ki bizim bu sekiz tane kitabı dizme şartımız dört faktöriyel çarpı üç faktöriyel çarpı iki faktöriyel yani dört üç iki üç iki ve iki şeklinde iki iki dört sekiz sekiz kere dokuz yetmiş iki 72 çarpı 4'ten de 288 farklı seçenek vardır diyoruz cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayalım Sekiz 8 tane kitap 8 yere 8 faktöriyel şekilde dizilir ama bunu bir bütünleştirdiğin zaman artık bu bir kitap gibi olur. O zaman üç tane fizik kitabıyla beraber toplam dört kitabın var. Dört faktöriyel şeklinde düşünüyorsun. Ama sonrasında bunların kendi içindeki dizilimlerinde yer değiştiriyorsun. 14 tane farklı tam sayıdan 9 tanesi pozitif, 5 tanesi negatif de demiş. Bu sayılardan çarpımı negatif olan 3 sayı kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Seçme yapıyoruz yani artık kombinasyon yapıyoruz. Bir kere hemen şöyle düşünelim. Sayıların yeri çünkü. Çünkü 3 kere 5 ile 5 kere 3 aynı şeydir. Ama pozitiflik negatifle şöyle düşüneceğiz. 3 sayının çarpımının negatif olduğunu ne olabilir? Üçü de negatif olursa sonuç negatif olur eksi eksi artı eder. Artı ile eksi çarpılırsa eksi eder. Veya veya e, iki tanesi e, artı, iki tanesi artı, bir tanesi eksi olursa da negatif olur. Doğru değil mi? Evet doğru. Ama ikisi eksi bir arası olursa sonuç artı çıkar. Olmaz. Üç artı olursa sonuç artı çıkar. Olmaz. Dolayısıyla iki tane durum var. Yani bu iki durum dışında başka bir seçenek yok diyoruz. Peki bunların yeri önemsiz bu arada. Çünkü seçme yapıyoruz zaten. Şimdi üç tane yani bu sayıların arasında üç tane negatif seçmem gerekiyor istediğim şeye ulaşmak için. Beş tane negatif var zaten. Beşin içinden üç tane seçmem gerekiyor. Beşin üçlü kombinasyonu. Veya veya artı matematikte saymada artı demekti. İki tane pozitif seçmem gerekiyor. Yani dokuz tanenin içerisinden iki tane. Ve bir tane de negatif seçmem gerekiyor. Beşin içinden de bir tane seçmem gerekiyor diyoruz. Ve bu iki tane seçeneğimiz var. Beşin üçlüsü zaten ondur artı 9'un ikisi 9, 8 bölü 2, 8'i 2'ye versek 4, 9, 8, 36. 36 çarpı 5'in birisi 5'tir zaten. 36 çarpı 5, 180. 180 ile onu toplasak 190 farklı seçenek e, karşımıza geliyor diyebiliriz. 9, 36 evet 36 kere 5, 180 artı 10 da 190 farklı seçenek cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. O zaman süper bir şekilde yazınıza başarılar diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.